yarın benim olsun isterim. Sırları acıdan ağlar ören kendi kayboluşlarım sende dursun isterim. Ağladım senin için ilk defa, elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hacer abla, akşama Tarık için bir veda partisi veriyorum. En sevdiği yemekleri hazırla. Nereye gidiyor? İtalya'ya. Hani yurt dışına çıkma yasağı vardı? Var. Ben yanlış anladım galiba. Sen İtalya mı dedin, Antalya mı dedin? İtalya. İtalya ne zamandan beri yurt içinde? Değil. Bir yere gittiği falan da yok. O öyle sanıyor. Ama bu akşam kendi isteğiyle gitmekten vazgeçecek. Çünkü Naz'la aralarındaki aşkı öyle bir alevlendireceğim ki bir daha ayrılamayacaklar. Sonra gelsin küçük belgincikler. Ne? Çerkez tavuğu diyorum. Çerkez tavuğunu çok sever, mutlaka yap. Hayırlı olsun Tarık, İtalya'ya dönüyormuşsun. Evet. Mutlusundur herhalde gittiğine. Belli olmuyor mu? İkisinden birini seç artık. Oo piti piti. Karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik. Şimdi Vay, ne bu kızın suratı böyle mahkeme duvarı gibi? Ben ne bileyim abla, kendisine sorsana. Hemen bir de baba olacaksın. Yani kendi çocuklarından haberin yok. İlgisizsin. Evden kaçsa 1,5 ay sonra haberin olur. O da ben söylersem. Sen ne yapıyorsun abla? Hayat malum. Hayat boyu hep şimdiki gibi genç ve zinde kalmayacağım. Bir gün ben de yaşlanacağım. O zaman bana Karayip korsanı mı baksın? Yoksa yeni şoförümüz Kerem mi? İşte onu seçiyordum. Boşuna kafanı yorma hala. Senin Karayip korsanı yarın sabah İtalya'ya yelken açıyor. Bir daha yüzünü bile görmeyiz. Yapma ya. Ciddi ciddi gidiyor yani. Vay! Git mani ol. 40'ında bir işe yara. Hiç kimse engel olmasın. Bırakın gitsin çocuk. Sevdiği yerde, sevdikleriyle, sevdiği işi yaparak mutlu olsun. Çocuk bir oh desin, oh. Bırakın hayatını yaşasın. Sen mutlusun yani. Tarık'ın bizi bırakıp gitmesine. Belli olmuyor mu? Belli oluyor canım, belli oluyor. Neyse. Oo piti piti karamela sepeti. Şimdi yarın arayıp beni haftaya Roma'ya çağıracaksın. Konuşmuştuk ya, Belgin taş koymaya kalkarsa mutlaka girip Roxiat'ın gecesine katılması lazım de. Roxiat, Roxiat. Roma'da oğlu kaybolan sanayici ve iş adamları derneği. Roxiat. İyi ki Roma'da kayıp bizim zibidi. Berlin'de kaybolsaydı derneğin ismi bir tuhaf olurdu ha.
Hayda. Bu ne trafik böyle ya? Ben yokken nereye gelmiş bu İstanbul? Sorma abi. Her zamanki hali bu. Alış. Sen kaç senedir yurt dışındaydın? 2 gün. Sen de haklısın abi. İstanbul'da trafik her saniye değişiyor. Çabuk ol, çabuk. Belgin'ime sürpriz yapacağım. O beni yarın sabah bekliyor. Çıkacağım karşısına. Ben geldim biricik karıcığım diyeceğim. Kim bilir nasıl sevinecek. Sonra haftaya yine Roma'da alemlere akmaca. Ama aslında ben asıl sürprizi geleceğimden habersiz o Tarık Zibidis'le yapacağım. Hemen kalkıp babam gelmeden evden kaçayım. Niye kaçıyorsun Tarık? Ne güzel oturuyorduk. Bundan böyle hileden çıkmak, yataktan çıkamayacaksın. Ama baba, yemek? O kolay Tarık'cığım. Aç ağzını. En sevdiğin mercimek. Ya niye ilerlemiyor bu trafik be? Hadi hadi hadi. Ne kadar özlemişim meğer adamı. Sabah yatağımda uyanmayı. Seninle kahvaltı etmeyi. Niye insan tam giderken fark eder özleyeceğini? İtalya'ya dönmek istemiyor musun? İstediğim için değil. Burada kalamadığım için gidiyorum anne. Alfonso olduğumu herkes biliyor artık. Sofya da çenesini tutamaz. Birilerine söyler bugün yarın. Ortaya çıkma vaktim geldi. Gelmemiş olsaydı? Beni hiçbir güç bu evden gönderemezdi. Sahi sen babamı nasıl ikna ettin yurt dışına çıkmaya, sağım kaldırmaya? İkna etmedim. Ondan haber sallettim. Ona burada olduğunu söyledim. Yarın sabah dönüyor İtalya'dan. Ama geldiğinde sen çoktan İtalya'ya dönmüş olacaksın. Hadi şimdi kalk güzel bir duş al. Saçını başını düzelt. Üzerine şık bir şeyler giy. Niye? Akşam şerefine vereceğim vedaimi için. Ya anne boş ver, hiç yorma beni. Olmaz. O kadar insanları davet ettik. Vahibe gelecek, Ümit gelecek, Naz gelecek. Hadi bakalım. Doğru banyoya. Hadi. 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 Vay vay vay. Demek Alfonso İtalya'ya gidiyor. Evet. Ne güzel değil mi? Onun için evet, bizim için hayır. Tam Avrupa'nın en iyi rallicisinin şoförümüz olduğunu öğrendim. Tam tadını çıkaracağım, gidiyor. Ne kadar bencilsin Ümit. Yani istiyorsun ki adam senin benim için kariyerini, aşkını, geleceğini feda etsin. Kendisi burada kalmak istese ben zorla uçağa bindirir yollarım. Sen ciddi misin? Evet. Naz, Ümit, çabuk buraya gelin. Elini versene. Ya abla saçmalama. Benim şeye karışma. Ne oldu? Muhteşem bir plan yaptım. Ne planı? Alfonso'yu İtalya'ya gitmekten vazgeçirme planı. Düşündüm, taşındım, karar verdim. Alfonso'm daha yakışıklı. Yaşlılığında bana onun bakmasını istiyorum. Bunun için de burada kalması lazım. Bu akşam veda yemeğinde planımı uygularsak hiçbir yere gidemez. Hah, şimdi. Ümit, sen akşam gelmiyorsun. Niye? Ne demek niye? Çünkü Alfonso gidiyor diye sen yatak döşek yatıyorsun. Vay, sen gidip Tarık'la konuşacaksın. Ona bütün ailenin kendisini çok sevdiğini ve gitmesini istemediğimizi söyleyeceksin. Baba, eğer böyle bir şey yaparsan bir daha yüzüme bakma. Ha? Sen ne biçim konuşuyorsun babanla bakayım? Vay, versene şunun cevabını. Vahi. Yapar mıyım öyle bir şey kızım? Şimdi sen bana karşı mı geliyorsun yani? Evet. Aferin. Ezdirme böyle kendini. Bak yeri gelince böyle karşı çık. Değil mi çocuklar? Sünepe sünepe.
Her söylenene böyle kafa sallamana vallahi çok kızıyorum bayi. Ne yapalım o zaman? Şimdi ikinci plan. Naz, çabuk getir bana bakayım makyaj malzemelerini. Ümit sen de bir ayna getir. İş başa düştü, ne yapalım? Gerek yok hala, senin bir göz süzmen yeter. Bak burası da doğru. Makyaj malzemelerine yazık. Alo? Tabii, tabii Belgin Hanım. Geliyoruz. Tamam, akşam bekliyoruz. Netice Hanım'a saygılar. Aman, Netice Hanım'a saygılarmış. Çok da hak ediyor ya. Ay idare et Hacer abla. Bu akşam bir rezillik çıkar mı intiharın hatırına? Bana bak. Ya senin bu planın tutmazsa? Ya yarın sabah Tarık, anne nerede biletim diye sorarsa? Onu yarın sabah düşünürüz. Şimdi tek amacımız Tarık'la Naz'ı bir araya getirmek. Ve bir daha da ayrılmamalarını sağlamak. Bu da çıkamadı banyodan bir saattir. Ben bir gidip bakayım şuna. Alo Ayşe. Neredesin kızım? Bir dereotu alıp gelecektin. Yarım saat oldu. Bizim oradaki manavda kalmamış. Süpermarkete geldim. Kasada da çok kuyruk var. 10 dakika sonra oradayım. Tamam. Ben dedim sana arar diye. Nereye ya? Anca yetişirim. Of ya, inanmıyorum. Ya bir öncesine kadar aynı evde kalıyorduk, sorun olmuyordu. Şimdi 5 dakika birbirimizi görmek için uydurmadığımız yalan kalmıyor. Senin yüzünden? Nasıl benim yüzümden ya? Sen biliyorsun nasıl. Ne çabuk gittin geldin. Tarık buradaymış. Niye kalıyorsun ki daha fazla? Hulusi. Unutmamışsın beni. Çerkez tavuğu mu yapıyorsun sen? Vay vay vay. Şunlara bak. Demek gelişimin şerefine bir ziyafet veriyorsunuz ha? Ya. Ama biz seni yarın bekliyorduk. Dayanamadım. Özledim geldim. İnan bir sürü işi yarım bıraktım. Mecburen haftaya yine gitmem gerekecek galiba. İş güç. Ama önce şu Tarık zibidisini bir göreyim. Hulusi. Tarık çıktı. Ne? Nereye gitti? Dereotu almaya. Ayşe ile birlikte. Su sesi geliyor banyodan. Delgin duş alıyor. Gidip bir merhaba diyeyim. Saçmalama Hulusi. Kadın banyoda. Şakkadanak içeri girecek değilsin herhalde. Çok ayıp, çok. Hadi Hacer bakayım. Abla, 25 senelik karım o benim ya. Aman siz erkekler, bir imza atınca her hakka sahip sanıyorsunuz kendinize. Otur bakayım şuraya, otur. Otur, hah. Tamam. Ben hemen haber vereyim geldiğini. Tamam. Aman ne bekleyeceğim ya? Çıkıyorum ben. Ben akşam giymen için bir şeyler hazırladım. Hacer abla kusura bakma, seni Tarık sandım. Ay sorun değil. Ben de Hulusi'yi sen zannettim. Ne? Aşağıda. Yukarı çıkacağım diye tutturdu. Telaşlanma Hacer abla. Ben önlemimi çoktan aldım. Hiç. Sakin ol. Belgin. Belgin. Babam. Belgin, geliyorum yanına. Gel Hulusi, gel. Gel. Canım benim. Ay bu ne güzel sürpriz. Nasıl özlemişim seni. İyi ki erken geldin. Hasretine dayanamadım Belgin'ciğim. Ah ne iyi ettin. Oh be, tam zamanında anne. Ben seni banyoda zannediyordum. Hacer ablanın dırdırından bıktım. Konuşmaya başladım. Ben banyoya giriyorum diyorum. Açıyorum suyu. Sonra gidiyorum yatıyorum. İyi tamam da hani kapının önünden uzaklaştırsam babamı. Anlat bakalım. Neler yaptın İtalya'da? Ama ne yapayım? İki gün bizim Zibidi'yi aradım. Sen burada deyince bari gelmişken bir iki iş bağlayayım. Sonra birkaç sıkıcı iş yemeği.
Dur benim yüzümü yıkayayım, detayları anlatırım. Tamam. Tamam mı? Ama çabuk ol. Detayları duymak için sabırsızlanıyorum Hulusi. Çünkü buradaki gazeteler ne yazık ki o sıkıcı iş yemeğini bir iki fotoğrafla geçiştirmişler. Bu ne Hulusi? Hı? Bu ne? Fotomontaj. Derhal bir açıklama bekliyorum. Ben bir yerim yüzümü yıkayayım. Otelde yıkarsın. Hangi otelde? Akşam kalacağın otelde. Çabuk aşağı in. Konuşacağız seninle. Burada konuşalım belki. Konuşamayız Hulusi. Çünkü sana üst kat şu andan itibaren yasak. Aşağıya. Ben inleyeyim. Çabuk kaybol. Tamam. Anne. Pasaportla bilet. Sabah 6'da gel al. Uçak 8'de. Tamam. Ben anladım senin ne demek istediğini. Anlamak yetmiyor sadece. Yapmak lazım. Ya Hacer annem tutturdu. Annenle baban gelsin istesin diye. Ama benim durumum malum. Vallahi anneannemin durumu da malum. Bu durumda senle benim durumumuz da malum. Biz zor evleniriz Sadri. Ama ben seni çok seviyorum. Demek ki sevgi tek başına yetmiyor. Biraz da cesaret lazım. Sen daha fazla gelme. Anneannem seni görmesin. Cesaret lazım demek. Peki Ayşe. Ne kadar cesur olduğumu göstereceğim sana. Hem de bu akşam. Benimle gurur duyacaksın. Evet Hulusi, açıkla bakalım şu Türk gecesini. Şimdi Bergüncüğüm, ben Tarık'ı arıyordum. Orada rastladığım Türklere sordum. Dediler, bu gece bir Türk gecesi düzenliyoruz. Bütün Türkler gelir, sen de gel. Kesin oğlunu orada bulursun. Uydurma Hulusi. O Türk gecesini bizzat sen düzenlemişsin, öyle yazıyor. Öyle mi yazıyor? Orada rastladığım Türklere sordum. Dediler, bu gece bir Türk gecesi düzenle, bütün Türkler gelir, kesin oğlun da gelir. Bu gece bulmuş olursun. Ya, yani sırf Tarık'ı bulmak için düzenledin geceyi. Tabii ki. Peki o zaman, neden ben sana Tarık'ın burada olduğunu söyledikten sonra düzenledin? Öyle mi yapmışım? Böyle yaptım. Çünkü iptal ettirecektim. Oradaki Türkler ayıp olur dediler. Bir sürü insan işini gücünü bıraktı, Roma'ya geldi bu gece için. Ben de ne yapayım? Bağrıma taş bastım. Farkındayım Hulusi. Nitekim tam o anda fotoğrafını çekmişler. Bak, bağrına taş basarken. Nasıl açıklayacaksın bu rezilliği Hulusi? Ben şöyle açıklayacağım Bergüncüğüm. Ben o sırada oğlumu bulmuş bulunmanın mutluluğu içinde, huşu içindeydim. Farkında bile değildim ne yaptığımın. Ama ben, geldiniz mi? Nihayet, tam zamanda. Hani nerede? Tarık nerede? Nerede o Zübide? Birlikte dereotu almaya gitmişsiniz. Nerede? Anlamıyorum ya. Gene mi kaçtım? Pes Bergin ya. Şu çocuğu iki saat elinden tutamıyorsun be. Ben mi tutamıyorum? Kesin kapının önüne kadar geldi. Senin bağırışlarını duyunca kaçtı gitti. Bu sefer kesin İtalya'ya kaçtı. Ben yarın ilk uçakla tekrar dönüyorum Roma'ya. O Zibidi'yi bulmaya. Hiçbir yere gitmiyorsun Hulusi. Zaten yurt dışına çıkma yasağı var, bir yere gidemez. Ya sen değil miydin? Bir balıkçı teknesine binip yüzlerce kilometre arasına kaçacak diyen. Kesin yola çıkmıştı bile o. Yarın ilk uçakta gidiyorum Bergin. Çok uyanıksın sen Hulusi. Burada doğru düz arama. İtalya deyince diskolarda, barlarda arayacağım diye koşa koşa git.
Otur oturduğun yerde. İyi de Rokşat gecesi ne olacak? Ne? Ayrıca sen gazetedeki fotoğrafı aç babana. Hangi gazete Bergen? Nerede gazete? Gazete maçta yok. Oğlum Tarık, sen ne şarampollerden yuvarlandın? Ne kazalar atlattın? Bu ne ki? Bu sefer de yırttın Tarık. Bu sefer biraz acılı. Ve her zamanki gibi telefonsuz, cüzdansız ve beş parasız. Çabuk olun, geç kalıyoruz canım. Acele etmezsek Alfonso elden gidiyor. Halacığım bu ne güzellik. Ay her zamanki halim. Nerede senin bu baban? Geldim geldim. Nihayet. Yavaşsın işte yavaş. Küçükken de yavaş, büyürken de yavaş. Hala yavaş. Araba hazır Vahiy Bey. Ne zaman isterseniz çıkabiliriz. Ay çok şükür geldi de içim açıldı yahu. Gel bakayım şöyle Kerem, gel yanıma. Gel bakayım yanıma, gel gel. Heh, bana bak, beni orada yalnız bırakmayacaksın, tamam mı? Karayip korsanım sağıma, sen de soluma oturacaksın. Emredersiniz aslanım. Ay yerim senin aslı diyen dillerini. Hadi Kerem'cim hadi. Abla, Kerem'in bizle oturması biraz tuhaf olmaz mı? Olmaz. Ben o Mendebur Hacer'le kıskaç belgeyi başka türlü çekemem. Zaten Hulusi de yok, İtalya'da. Canım sıkılıyor. Ama bağrımıza taş basıp formalite icabı gidiyoruz işte. Bari sağımda solumda eli yüzü düzgün birileri olsun. Sen bana aval aval bakacağına git de şu tembel kızını çağır hadi. Naz. Sen daha hazırlanmadın mı kızım? Ben gelmiyorum baba. Neden? Sabaha kadar çalışmam lazım. Ama kızım çok ayıp olur. 9 ay yanımızda çalıştı çocuk. Adıma özür dilersin. Ya. Anne, açmayacak mısın? Hayır. Ya anne yazık adama. Bir saattir kapının önünde ayakta dikilmiş bekliyor. Açı biraz. Haklısın. Kıyamadın bana değil mi? Kıyamadım Hulusi. Böyle saatlerdir ayakta. Sağ ol. Otur. Ergin. Yorulmuşum ben. Anne, Yamit'le konuştum da bir şey soracağım. Sor. Ya Vahiy amcalar geldiğinde babam kapıda mı karşılayacak? Çünkü gelmek üzerelermiş de. Ben onu tamamen unutmuşum. Of Hulusi of. Bir gün önce geldin kafamı karıştırdın. Her şeyi unutturdun. Niye geliyor Vahiy amcalar? Çünkü abin İtalya'ya gidişi için veda yemeği veriyorum. Abim İtalya'ya mı gidiyor?
Saçmalama Filiz, yok bir yere gittiği. E o zaman ne yemeği bu? Soru soracağını, hadi git hazırlan, hadi. Hadi. Tamam anne. Hacer abla, vahibeler yemeğe geliyorlar. Siz Hulusi Genç onun telaşını unutmadınız mı? Unutmamışsınız. Eyvah eyvah. Adamlar Tarık'la vedalaşmaya geliyorlar. Tarık ortada yok. Hulusi de kapıda. Hulusi amcan niye geldiniz diye sorarsa Tarık'ın bütün foyası ortaya çıkar. Çabuk bir şeyler düşün Belgin. Çabuk bir şeyler düşün. Belgin. Belgin. Sen mi aradın Vahi Beyleri? Ne? Arayıp yemeğe çağırdın değil mi? Sırf seni içeri almak zorunda kalayım diye. Vallahi kimseyi aramadım Belgin. Yalan söyleme Hulusi. İtiraf et, ne dedin? Aylardır kayıp olan oğlum eve geliyor. Onu kutluyoruz, hadi siz de gelin dedin değil mi? Öyle bir şey dediysem şuradan şuraya gidemeyim Belgin. Ne dedin peki? Bir şey demedim. Niye aradın o zaman? Aramadım ki Belgin. Peki niye geliyor bunlar durup dururken? Bilmem. Sen yine bir altlar çeviriyorsun ya, dur bakalım. Çıkar birazdan ortaya. Hele bir Vahi Bey Tarık'ın dönüşünü kutlamaya geldik desin. Tarık'la ilgili bir laf etsin. Bittin sen Hulusi. Şimdi çık yukarı, bir üstünü değiştir. Çıkayım mı? He? He? Git hemen yukarı. Üzerine sinmiş o romanın 3. sınıf barlarının kokusu. Aa, teessüf ederim yani. O 3. sınıf dediğim barlar romanın... Ay hakikaten cidden iğrenç. Hadi Hulusi çık. Hulusi hala tanıdığım Hulusi ise yırttık bu işte. Ama ben yine de işim garantiye alayım. Alo Vahi Bey. Sormayın, Hulusi geldi. Tarık evden kaçmak zorunda kaldı. Malum araları bozuk biraz şu araba çaldırma meselesi. O yüzden aman idare edin. Tarık mağrık yok. Az kaldı Tarık. Nasıl olsa bütün ev halkı sizin evde. Hazır kimse yokken bavulunu al. Sadri'yi ara. Gelip seni almasını söyle. O gelene kadar... Sabaha kadar oyalandın mı? Ver elini İtalya. Hayra alamet değil. Niye? Çünkü yalnızca çok üzgün olduğu zaman da gece bahçede çalar. Laflar etmiştim. Sense üşümeyeyim diye üstümü örtmüştün. Ne? Ne işin var senin burada? Ben bavulumu almaya gelmiştim. Senin için veda yemeği verilirken. Hayret. Seni seven bütün insanlar sana elveda demek için toplanmış. Sen onları bırakıp bavulunu almaya gelmişsin. Yakıştıramadım. Hangisi doğru? Beni seven bütün insanlar gelmiş... Sevmeyenler de evde kalmayı tercih etmiş. Bunu da görmüş oldum. Şimdi
İzninizle bavulumu alıp beni sevenlerin yanına döneceğim. Ayağına ne oldu? Yok bir şey. Temelli gidiyorsun. Giderken bile yalan söylüyorsun bana. Pes. Olmuş işte bir şey. Doğru dürüst yürüyemiyorsun. Bir kez olsun doğruyu söyle bana. Bari giderken. Ne oldu ayağına? Pencereden atladım ve kötü düştüm. Pencereden mi atladın? Niye? Çünkü yalnız değilsin. Beni sevmeyen biri daha var. Üstüne bir de yemeğe gelen. Kim? Hulusi Tekelioğlu. Neden? Ah Nazah. Ben bir sefer olsun yalan söylememeye çalışıyorum. Sen zorla söyle diyorsun. Tamam tamam hatırladım. Şoförlüğünü yaparken arabasını çaldırmıştın. Adam içindeyken. Sağ ol söyletmediğin için. Çok ağrıyor mu? İdare ediyorum. Dikkat et. Çok üstüne basma. Sen? Gidiyorum. Yürüyerek. Evet. Bu ayakla. Yanımda bunlar var. Sen deli misin? Ben seni arabayla ya da taksiyle geldin sandım. Pencereden aceleyle atlarken ne cüzdan ne araba anahtarı almak geldi aklıma. Olmaz. İzin vermem böyle yürümeni. Yarın İtalya'ya gideceksin. Ya yürürken iyice incitirsen, kırılırsa? Maazallah, kariyerini bile etkiler bir ayak kırığı. Nasıl basacaksın gaz pedalını? O ayağımla basmıyorum. O zaman frene. Şu andan itibaren o ayağın üstüne basmanı yasaklıyorum. Ne yapacağım peki? Benim gibi düşünceli patronu zor bulursun sen. Ya. O yüzden bir veda yemeğine bile gelmedim. O başka. Nesi başka? Konuşturma sen beni diyorum. Zaten ağırsın, zor taşıyorum. Ay! 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 Ay. Ne oldu abla? En son burada böyle hep birlikte oturduğumuz gün geldi aklıma. Şu Hacer'in torununu istemeye gelmiştik ya. Hani bin bir türlü rezillik çıkartmıştı Hacer.
Ne? Asıl sen rezillik çıkardın. Hadi oradan. Tam hallettik meseleyi. Kızı alacağız. Sen fırlamadın mı yerinden? Vermiyorum, vermiyorum diye. Bağırmadın mı? Aferin. İyi halt ettin. Al turşusunu kur kızın. Bak, o gün bugündür senin yüzünden evde kaldı kızcağız. Daha bir hafta oldu. Canım bir hafta mı hafta? Çıktı mı kısmeti çıkmadı. Hacer ablacığım gel biz bir bakalım çay demlenmiş mi? Şeytan diyor. Pes yani abla. Gelir gelmez hemen. Sen sus sus. Zaten kızgınım sana. Yani ağız tadıyla şöyle bir plan yaptırmadın. Aman Avahi. Sakın Tarık'tan bahsetmek yok. Tarık'ı unutun. Siz buraya başka bir sebeple geldiniz. Ne sebeple? Onu da ben bulacağım. Biraz da sen kafanı çalıştır. Her şeyi Hulusi'den bekleme. Tembel. Tembel anacığım. Bak küçükken de tembel. Büyürken de tembel. Hala da tembel. Tarık yok. Benim geleceğimi de bilmiyordunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Vahiy? Yoksa kredi faizleri 10 puan yukarı. Şişt, anladın mı Vahiy? 10 puan. Ya Vahiy'cim. Ne yettiniz de geldiniz yani. Ne güzel sürpriz oldu böyle. İnan hiç haberim yoktu. Cidden Belgin. Sor. Söylesene Vahiy. Doğru. Biz şey için geldik ki. Ben... Hadi Vahiy. Hadi ruh ikizim. Hulusi'nin ruh ikiziyim ya. Türk topraklarına adım attığı anda yüreğim küçük bir kuşunki gibi pır pır atmaya başladı. Bir anda fırladım yerimden. Dedim ruh ikizim Hulusi yurduma geri döndü. Kalkın gidiyoruz. Baba ne diyorsun sen? Biz bizim şoför... Büyükler konuşurken küçüklere söz düşmez Şamama. Demek öyle. Ben boşuna Vahiy benim ruh ikizim demiyorum. Buyurun. İşte kanıtı. Birbirimizin ne yaptığını, ne ettiğini anında hissederiz biz. Biz bir elmanın iki yarısıyız. En sevdiğimiz yemek aynı, en sevdiğimiz tatlı aynı. Hatta kullandığımız tansiyon ilacı bile aynı. Vahiy, senin ne zamandır tansiyon problemin var bakayım? Hulusi ile tanıştığımdan beri abla... Yani inanamıyorum Tarık sana. Mosmor olmuş ayağın. Ve sen bu ayakla ta Belgin teyzelerden buraya kadar yürüyerek geldin. Kusura bakma. Seni de dersinden alıkoydum. Biraz öyle oldu ama önce sağlık. Hem benim hakkımda yanlış düşüncelerle gitmeni istemem İtalya'ya. Nasıl yanlış düşünceler? Benim yemeğe gelmememden kaynaklanan bazı yanlış düşünceler. Dediğin gibi olsa şunu yapmazdım herhalde. Nasıl olsa? Dediğin gibi işte. Hani dedin ya, bütün sevenler gelmiş, sevmeyenler evde kalmış diye. Ayrıca seven insan gelip patronuyla özel olarak vedalaşır. Ben de senden beklerdim ama gelmedin. Tutup da ben sana laf sokuyor muyum? Beni sevmeyen biriyle neden gelip vedalaşayım ki? Ben beni sevmediğini düşündüğüm birinin veda yemeğine neden geleyim? Ayrıca ben bir an onun için geldiğini sanıp sevinmiştim. Meğer sadece bavulunu almak içinmiş. Tamamdır. Sabaha kadar hareket ettirmesen iyi olur. O zaman ben bir Sadri'yi arayayım, gelsin alsın beni. Tamam, sen dur. Ben telefonu vereyim. Çalıyor mu? Hı, evet. İyi. Çalmasa mı? Niye çalmasın canım? Hayır. Öyle bir iyi dedin ki. Alıp kaçıracağım seni Ayşe. Topladım bütün cesaretimi geldim. Ya seni bana verirler... ...ya da verirler. Ya da ben alırım. Açmıyor mu? Hayır. Alo.
Alo. Alo. Sadri. Aman neyse. Açmasana. Aman niye açmasın canım? Öyle bir aman neyse dedin ki. Alo, kimsin kardeşim? Alo Sadri, benim Tarık. Bana ne? Sadri, iyi misin? Ay şey alayım olacağım. Ne içtin sen? Aşk şarabından içtim. Anlaşıldı. Kendine iyi bak. Ne oldu? Sadri'den umut yok. Yapma ya. Tüh. Filiz'i ara bir de istersen. Çıkamaz o şimdi evden. Kal burada istersen. Sağ ol ama... sevilmediğim yerde durmam. Saçmalama, ben seni seviyorum. Yani sevdiğim bir insansın. Senin düşündüğün gibi sevmediğim bir insan değilsin. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Ben senin ne demek istediğini geldiğin günden beri anlamadım ki. 9 aydır yani. 9 ay 22 gün. Saydın demek. Tek tek. Neden? Geçmek bilmez ya günler hapishanede. Ayağım. Aslında daha sert itmem lazımdı ama söz verdim Sofya'ya. Seni İtalya'ya sağ salim göndereceğime. Dedim beni hayatta en mutlu edecek şey aşıkların buluşması. Yapma ya. Peki nasıl anlattın bunu? Çok kolay. Ellerimle. Çok merak ettim. Bana da anlatır mısın? Peki. Bak şimdi. Bu Tarık, Sofya. Bu Tarık, bu Sofya. Ne gülüyorsun? Haklısın. Hangi konuda? Sana veda etmeye gelmem gerekirdi. Kendini affettirmek için böyle yaptığını varsayabilirim. Öyle yaptım zaten. Sonra en sevdiğimiz sanatçı, en sevdiğimiz artist hepsi aynı çıktı. Bu kadarla kalsın. Bir gün bana stent taktılar, ertesi gün Vahiy'e de taktılar. Sana stent mi taktılar? O ne o? Uzun hikaye abla, evde anlatırım. İşte biz böylesine ruh ikiziyiz. En sevdiğimiz şarkı bile aynı. Hangisiymiş o? Zeki Müren'den İnleyen Nameler ruhumu sardı. Ah! Ay bayılırım ben ona. Ay ay, hadi hadi söyleyelim de neşemizi bulalım. Tamam. Filiz, tak bile hemen. Hadi. Hadi yavrum. Allah Allah, eğlenceye bak. Şişt, sen kalk bakayım oradan, kalk. Filiz, gel bakayım şöyle yanıma. Tabii. Gel canım, gel. Vay, sen git tabii. Ben de buraya geldim. Neyse, her neyse. Hadi bakalım başlayalım şarkımıza. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya giriyor da hep. Bak ben dedim sana değil mi? Müştemilatta kutlayalım gidişini diye. Salona dökülseydi netice alan 3 gün 3 gece sildiriverecekti yerleri. Gidişimi kutluyoruz yani. Anla işte lafın gelişi. Bak iyi ki şoförüm değilsin artık. Yoksa içemezdin. Peki bu 3. kadeh ne? O da Sofya için. Şu anda bedenen yanımızda olmayabilir ama eminim ruhu bizimle. Bizi izliyor. Ve ben kadehimi ikinizin şerefine kaldırıyorum. Bütün aşklar sizinki gibi mutlu sonla bitsin. Öyle tek tek değil, ikisini birden. Hadi hadi. Şimdi ikisini de birbirine. Şerefe. Thank you.
Kaçta gideceksin? Sabah 6'da. Belgin Hanım'dan pasaportumu ve biletimi alacağım. Güzel. O zaman daha vaktimiz var. Yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar. Allah Allah, işte müzik, işte eğlence, aman da aman. Kıskananlar da çatır çatır çatlasın canı. Bak, bana diyor, resmen bana diyor. Hacer ablam, tamam tamam. Gel sen bak. Ya bırak Filiz, bırak. Çekil. Bırak. Çekil. Bir dur. Bir dur. Dur be. Sadri. Ayşe. Hay Allah'ım ya. Sadri, hadi gel içeri gidelim. Sadri. Heh. Ayşe. Sana bütün cesaretimi toplayıp anneannenin karşısına dikileceğim demiştim ya. Oh. Topladım işte. Hacer anne. Hacer anne. Şimdi beni iyi dinle. Sadri. Sadri. Çocuk gitti. Sadri, Sadri iyi misin? Oğlum Sadri. Ay, tutun hadi çabuk. Hadi hadi. Hadi biz devam edelim. Hadi. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla dolu. Hiç ayrılamam. Kavuşmak hayal oldu. Yok. Bingo, tabii zahmet. Şerefe. Hoş gelme aman. Dur, gel. Dur. Şerefe. Bu da bitti. O zaman ben gidip bir tane daha getireyim. Dur. Sen var ya sen. Ben var ya ben. Sen var ya. Sen sarhoşsun ya, sarhoş. Sen kendine bak be. Kendine bak, kendine. Asıl sen kendine bak. Asıl sen bak. Bu kadar yeter. Ben sabah kalkıp uçağa yetişmem lazım. Sen bilirsin. Hadi ben kaçtım. Açılmıyor bu. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Bir dakika. Açılsız amacı. Açılsız amacı.
kadar nasıl gideceğim? Girer gibi yap. Ay! Ayan. Boş ver, hissetmiyorum zaten. İyi taşı o zaman. Ben olmasam sen ne yaparsın? Aa! Asıl ben olmasam sen ne yaparsın? Yarından itibaren göreceğiz. Aa, hatırlanmasın olmaz değil mi? Hiç ayrılamam derken gönül hicranla doldu. Doldu. Hiç ayrılamam derken benden bu kadar. İyi. Ne oldu? Ben bu merdivenleri nasıl çıkacağım? Son bir gayret. Son bir gayret Tarık. Yarın... Yarın sabah bitiyor bu işkence. Şarkı söyleyeyim mi? Aman sakın ona sabaha kadar dayanamam yani. Gitme Tarık. Gitme. Belgin teyze, ne işin var benim burada? Ne zaman geldim ben? Hatırlamıyor musun? Hayır. Oh, çok iyi ediyorsun. Ayşe. Ayşe. Ne oldu buna? Sen cidden hatırlamıyorsun değil mi ne yaptığını?
Ne yaptım ben Belgin teyze? Kelimelere sığmaz Sadri. Evet belki sen de Tarık pasaportu ve bileti almaya geldiğinde ne yalan uyduracağını düşün bakalım. Ayşe? Ayşe ne oldu? Konuşma benimle Sadri. Dün gece yaptıklarından sonra yüzüme bile bakma. Ya ne yaptım ben dün gece? Ay bir de soruyorsun. Ya vallahi hatırlamıyorum Ayşe. En son hatırladığım cesaretimi toplamak için birkaç şişe şarap içtiğim. Ya sonra gözümü açtığımda salonda yatıyordum. Merhaba Ajan annem. Sen hala burada mısın? Çıkmak üzereydi anneanne. Çabuk çık dışarı. Bir daha da Ayşe'nin etrafında görmeyeyim seni. Çünkü benim Ayşe verecek torunum yok. Yatağına yat bari. Burada böyle iki büklüm. İki saat mi? Saat kaç? 8. 8. Hı hı. Ha, hatta 10 geçiyor. Ve Tarık gelmedi. Hayır. Yırttık Hacer ablam. Yırttık. Tarık İtalya'ya gitmekten vazgeçti. Hacer ablam. Hayret. Hayatımda ilk defa bana sarıldın. Dur sen. Asıl bir de naz yüzünden vazgeçtiyse o zaman 3 kere öpeceğim. Aferin sana Tarık. Gece içtin içtin, sabah uyanamadın, uçağı kaçırdın. Aferin sana. Aferin sana Naz. İçtin içtin kalkamadın sabah. Bir elveda diyemedin Tarık'a. Yetişemedim. Gitti işte. Nihayet istediğin oldu. Tarık yine Alfonso oldu. Sofyasına kavuştu, işine geri döndü. Artık şan, şöhret, para, pul, hepsi onun. Şan, şöhret, para, hepsi uçtu gitti. Bir çuval inciri berbat ettin. Of. Bırak numarayı Tarık. Hiç de üzgün değilsin. Hatta mutlusun gidemediğin için. İyi de niye? Bırak numarayı Naz. Hiç de mutlu değilsin. Hatta üzgünsün tekrar Alfonso olduğu için. İyi de niye? Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı. Ay ay ay. Ne eğlendik değil mi vay? Ne eğlendik ha? Aslında Hacer ablamla Belgin Hanım'a biraz ayıp oldu sanki. İşte o yüzden bu kadar eğlendik zaten. Hulusi bütün gece benim yanımda durdu diye. İkisi de nasıl mosmor oldular. Hele o saatin yediği naneden sonra. Şişt, Hacer'in suratı patlıcan gibiydi vallahi patlıcan. Rezil oldular rezil. Kesin sabaha kadar uyuyamamıştır sinirinden. Yok artık abla. Sen anlamazsın sen. Ben bilirim malımı. O ne kıskançtır, ne fesattır o.
Benden nasıl intikam alacağının hesabını yapmıştır sabaha kadar. Ama her planına karşı benim de bir planım var. Sen de uyumadın yani sabaha kadar abla. Hadi. Ben uykumda bile plan yaparım. Hadi telefona bak. Alo. Alo. Vay be, ben Belgin. Buyurun Belgin Hanım. Bak. Bak, sabahın 8'inde arıyorlar. Mutlaka Hacer de yanındadır. Ben yutmam bu numaraları Hacer, yutmam. Benim adım Netice. Ne diyor? Yok, bir şey demiyor. Hadi oradan. Ben bilirim malımı. Bana laf giydiriyordur kesin. Ama ben biliyorum ona yapacağımı. Kusura bakmayın Belgin Hanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Vay be. Tarık sabah gelip uçak biletini alacaktı. Gelmedi, merak ettim. Acaba sizde mi kaldı gece? Vallahi bilmem, görmedim. Günaydın. Şimdi gördüm. Evet, bizde kalmış. Ay, inanmıyorum. İnanmıyorum. Gidemedin değil mi? İşte cazibe diye buna derler. Beni bırakıp da kim gidebilmiş bugüne kadar? Çağırayım telefona konuşacaksınız eğer. Sevinirim. Belgin Hanım seni istiyor. Alamaz. Ben kimselere vermem seni, olamaz. Alo? Şşt, kapat, kapat, yüzüne kapat. Söyle bir daha aramasın. İnanmıyorum sana Tarık, inanamıyorum. Rezil ettin beni. Ben bu pasaportu çıkarıp senin yurt dışına çıkış yasağını kaldırmak için sabahlara kadar uğraşayım, sen vazgeç. Nasıl yaparsın bunu bana, nasıl? Kusura bakmayın. Bakıyorum ve de bakacağım. Çok üzdün beni Tarık, çok. Daha fazla konuşamayacağım, çok sinirliyim şu anda. Şimdi rahat rahat uyuyabilirim. Ama önce yapacağımı söylediğim bir şey var da onu yapacağım. Kalk. Karşıya otur. Burası Tarık'ın yeri. Sağ olun. Ben kahvaltı etmeyeceğim. Uzanacağım biraz. Daha fazla rahatsız etmem sizi. Giderim zaten. Yeteri kadar yük oldum size. Oh, o kadar keyifliyim ki Hulusi. Türk gecesiymiş, oymuş, buymuş. Umurumda değil. Hepsini unuttum gitti. Günaydın kızım. Günaydın. Vay, bir şey söylesene şu kıza. Baksana, suratı gene mahkeme duvarı gibi. Gece rüyamda anneni gördüm, biliyor musun evladım? Biliyorum baba, ben de oradaydım. Ha? Nereden bileyim? Şşt, sen ne biçim konuşuyorsun bakayım babanla? Ben müsaadenizi isteyeyim. Olmaz. Müsaade etmiyorum. Vay, çık yukarı Ümit'in odasına. Niye? Bir de niye diye soruyor. Git bak bakalım. Odasında ders mi çalışıyor, başka bir yere mi gitti? Ya başka nereye gidecek abla? Ne bileyim ben işte, git de bak. Sen de git arabanın yağını suyunu kontrol et. Emredersiniz aslanım. Ay 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 ay, aslı diyen dillerini yerim senin. Naz, Naz, iyi misin sen? İyiyim. Yoo, senin bir şeye canın sıkılmış. Bir sıkıntı varsa benimle paylaşabilirsin. Ben senin halanım. Geç bakayım. Geç şöyle otur karşıma. Geç 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 geç. Otur. Konuşmak ister misin? Hayır. İyi, sen bilirsin. At içine o zaman. İçinde büyüsün büyüsün, sonra baş edemez hale gel. Ben niye paylaşmadım halamla derdimi diye. Dövün. Bakma sen benim öyle hot zot dediğime. Aslında ben duygusal bir kadınım. İşte o duygusal ve hassas yapımı saklamak için
Öyle kaba saba davranıp her tarafa bağırıyorum. Yoksa biz ailecek çok duygusalızdır, çok. Belli ki sen de bize çekmişsin. Boşuna dememişler, kız halaya benzer diye. Ama neyse, sık boğaz etmeyeyim seni. Ay. Ama ne zaman istersen buradayım bak, unutma. Hala. Başımı dizine yaslayabilir miyim biraz? Ne zaman istersen. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Annem öldüğünden beri kimse saçımı böyle okşamamıştı. Ah yavrum benim. Ben senin derdini anladım. Bir de ben anlasam? Ben anlatırım sana. Ama önce senden bir şey isteyeceğim. Ne? 3'te milattan bana bir battaniye getirir misin? Ayaklarım çok üşüdü. Yukarıda da var. Sen 3'te milattan getir. Hala ya. Hadi 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 hadi. Hadi. Çünkü senin derdinin devası orada yavrum. Aç bakayım ağzını Belgincik. Aç. Hadi Belgincik. Aç ağzını. Ham yap. Ay, ısır ısır ısır. Ne mutlu bir aile tablosu. Anneciğim müsaadenizle ben Belgincik'in bir ağzını yüzünü yıkayıp geleyim. Çikolata oldu her tarafı. Tarık'cığım sen de gelip yardım eder misin lütfen? Tabii Nazcığım. İkisini bir araya getirerek ne kadar doğru bir iş yaptım değil mi Hacer abla? Ya. O kadar mutluyum ki anlatamam. Yeter artık Tarık, yeter. Burama geldi artık. Burama geldi. Özel hayatımız diye bir şey kalmadı. Annenin elinde oyuncak oldu. Yeter. Bunca zamandır senin hatırına bağrıma taş basıyorum. Sahte gülücükler dağıtıyorum böyle. Ama benim de bir sınırım var Tarık. Eğer annen bir kez daha bu çocuğa Belgincik derse patlayacağım. Belgin bu kızın göbek adı Tarık. Asıl adı Cahide, anladın mı? Cahide. Bundan sonra sen de annen de buna Cahidecik diyeceksiniz, anlaşıldı mı? Eğer demezseniz ben nasıl dedirteceğimi biliyorum. Bu arada Netice Hanım aradı. 3 aylığına buraya kalmaya geliyormuş. Hah. Eyvah eyvah. Hay ben ne yaptım? Kalk Hulusi kalk. Hı. Ne oluyor? Oğluşum elden gidiyor. Kim? Tarık. Tarık elden gidiyor. Sen merak etme. İtalya'ya gitmiştir. Ben hemen gider bulurum onu. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Daha ilk gidişin hesabını vermedin. Hani o kadar mutluydun ki unutmuştun hepsini. O Cahidecik'ten önceydi. Sen o sırada uyanık mıydın? Çık dışarı. O Türk gecesinin hesabını vermeden de bir daha bu odaya girme. Oho Belgin, seninle dakikan dakikanı tutmuyor vallahi. Çık dedim Hulusi. Çık. Alo, Netice Hanım, ben Belgin. Tarık'la görüşebilir miyim lütfen? Nerede? Naz'la birlikte müştemilatta.
Anlıyorum. Peki, aradığımı söylersiniz. Naz'la birlikte müştemilatta. Belgin, ah Belgin. Kuzuyu kurda emanet ettin. Sen gitmedin mi? Hayır. Niye? Sayende uçağı kaçırdım. Benim sayemde. Evet. Eğer bana zorla içki içirmeseydin şu anda Roma'da olacaktım. Aa, zorla mı? İkinci şeyi açalım diyen sen değil miydin? Ayrıca gerçekten gitmek isteseydin içmezdin, sızmazdın. Adam gibi vaktinde yatar, vaktinde kalkardın, giderdin. Demek ki sen de istemiyormuşsun gitmeyi. Ben de mi? Başka kim istemiyordu ki? Sen tabii ki. Sen istemiyordun gitmemi. Ben mi? Belki de engel olmak için kasten sarhoş ettim mi? Saçmalama Tarık. Aa, ben sen git diye neler yaptım. Sofya ile birbirinize kavuşun diye seni azat ettim. Daha ne yapacağım? Sofya ile kavuşayım diye. O yüzden bizi bir an bile yalnız bırakmamak için debelendin durdun. Ay, inanmıyorum sana. Sizi o kadar birleştirmeye çalışayım. Sen beni aranıza girmekle suçla. Pes yani. Naz Hanım, araba hazır. İstediğiniz zaman gidebiliriz. Mümkünse hemen şimdi. Aman sen de dikkat et, bir dahaki sefere kaçırma o uçağı. Sonra bir aksilik falan olur, başıma kalıverirsin. Merak etmeyin. Bir tek burası kalsa yine dönmem. Sağ ol, bunu bildiğin çok iyi oldu. İçim rahatladı. Yok öyle laf sokup kaçmak. Tarık Bey. Buyurun benim. Karakola kadar gelmeniz gerekiyor.